Herhalde ilk defa Mükemmel Efendi amirlerinin arkasında çıkıyor. Cüzdanı ezgiyim, ruhuk ya ki şu çapemen ye bazı zam yani. Neşe amadın kedin hafif yani. Gerçekten bugün kendimi 4 sene önce bu partiden nasıl yer aldıysam, nasıl bir duygu taşıyıp burada çalışmalarımı yürüttüysem şu an aynı duyguları taşıyorum ve kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum. Yani kendimi buradan kopuk ele alamıyorum. Çünkü benim burada bu partide onlarca yıl emeğim geçmiş ve ben her zaman burayı kendimden bir parça olarak gördüm. Ama şu anki pozisyonda bu biraz daha fazla, yani daha fazla bir sorumluluk hissederek bu sefer kendimi buraya ait görüyorum. Ve ben gerçekten bu partide olmaktan da gurur duyuyorum. Çünkü bu partinin ilkeleri bana göre insanlık ilkeleridir. Ve bütün insanlığa gerçekten yol açıcı, aydınlık getiren bir ilkeye sahip bir parti. Ve bu partide olmak başlı başına gurur verici bir olaydır diye düşünüyorum. Peki Sayın Hekim, sizi şu anda ziyaret edeceğiz cezaevindeki arkadaşlarınız. Nasıl bir duygu? Şimdi bazı duygular gerçekten ancak yaşanır, hissedilir. Yani bunların söylem dili olamaz. Yani hiçbir konuşma o hissiyatın ifadesi olamaz diye düşünüyorum. Çünkü mesela annelerin beni kucaklayıp öpmesi ve bana seni tekrar aramızda görmek ne kadar güzel bir şey deyişini, ben dünyanın bütün maddiyatlarına değişemem. Ben o duygudayım ve onların ne kadar içten, ne kadar katıksız, ne kadar çıkarsız, ne kadar gerçekten yüreğiyle, samimiyetiyle yaklaştıklarını gördükten sonra, yani sen onu hissettikten sonra, yani sen bu halk için ne kadar mücadele versen bile yine az olduğunu düşünürsün. Çünkü gerçekte yani bu halkın yaklaşımı, bu halkın sevgisi yani paha biçilemez bir sevgidir. Çünkü karşılıksız bir sevgidir. Karşılığı nedir? Senin dürüst olmanı gerektiriyor. Senin ona saygı göstermeni, onun üzerinden doğru siyaset yapmanı gerektiriyor. Ve senden istediği sadece budur. Yani menfaate değerli bir ilişki değildir. Menfaate dayalı bir sevgi değildir bu halkın sevgisi. Bize düşen de bu halkın sevgisine layık olmaktır. Bu halkın sevgisine layık olmak da öncelikli olarak dürüstlükten geçiyor. Öncelikli olarak emekten geçiyor. Ve gerçekten bunu pratikleştirmekten geçiyor. Ve biz de elimizden geldiğince bu ilkelere, bu taleplere cevap olmaya çalışacağımıza, yani şimdi hani buna söz vermek bile yetmiyor. Onu ancak pratiğimizle cevaplamamız gerekiyor diye düşünüyorum. O noktadayım. Duygularım tamamıyla şu an böyle. Gerçekten iki yönlü bir duygu yaşıyorum. Bir taraftan benim yüreğimin yarısı şu an cezaevinde. Cezaevinde bıraktığım anneler var, çocuklar var, gençler var, arkadaşlarım var. Bir taraftan oraya gidiyorum, bir taraftan da yine bu halkın arasında olmak, bu halkla beraber bu demokrasi, bu eşitlik, özgürlük mücadelesini vermek de başlı başına bir gururdur. Bir taraftan onu yaşıyorsun, bir taraftan cezaevine gidiyorsun, oradaki arkadaşları ve şu an bulunan bütün hastaları, yani böyle bir ikilem, yani bir ayağım bir buradayım, bir de yüreğimin bir tarafı da cezaevinde şu an arkadaşlarla beraber. Şu anda öyle bir duygu yaşıyorum. Teşekkür ederim.